4 yıl süren ve bütün Avrupa'yı, Balkanları, Orta Doğu'yu yakıp yıkan Dünya Savaşı'nın ardından cebren ve hileyle Osmanlı Devleti'nin bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiştir. Bu hal ve şartlar altında dahi vatanın kurtuluşunu vazife bilen Mustafa Kemal Paşa ve onun etrafında birleşen vatansever subayların açtığı bayrak, kısa sürede Türk'ün milli mücadelesine dönüşmüştür. Mondros'tan Mudanya'ya dek ya istiklal ya ölüm parolasıyla çıkılan yol, ateş, ihanet, kan ve gözyaşı ve sonunda bitti denilen Türk'ün küllerinden yeniden doğuşu. Bu sadece Türk'ün İstiklal Savaşı'nın değil, insanlığın emperyalizme karşı kazandığı ilk zaferin gerçek öyküsüdür. ...1919 ve 1920 başları, Kuvayi Milliye aslında tabiri caizse cürmünden çok daha büyük işler başarmıştır. Şimdi bugün bile hala milli mücadeleyi veren silahlı kuvvetin tamamını düzenli ordu olsun ya da olmasın, Kuvayi Milliye olarak anıyorsak aslında bunun sebebi biraz da budur. Başlangıçta çok küçük çoban ateşleri şeklinde olan, daha sonra artık giderek yerelden ziyade bölgeselleşen ve bu nedenle bölge komutanlıkları haline getirilen Kuvayi Milliye müfrezeleri, kuvvetleri o kadar önemli işler yaparlar ki o en ihtiyaç duyulan anda halkın tamamen çökmüş olan maneviyatını aslında çok güzel şekilde yüksekte tutmayı, ayakta tutmayı başarırlar. Fakat er ya da geç bunun bir düzenli orduya evrilmesi lazımdır. Çünkü bu geçici günlük başarılarla, çoban ateşleriyle tam bağımsızlık, tam istiklal gelmeyecektir. Tabii faydalarının yanında bir takım eleştiriler de vardır. Özellikle kendi iaşesini köylerden temin etme noktasında Kuvayi Milliye'nin halka zulmettiğine dair, adaletsiz davrandığına dair çok fazla şikayet vardır. Bunlar da artık mecliste ciddi anlamda tartışılmaktadır. Nitekim meclisin açılır açılmaz ilk oturumlarından birinde yapılan ilk kanun bu milli müfrezelerin, Kuvayi Milliye'nin iaşesinin teminine dairdir ve ilk mali bütçede buna ilişkin artık merkezden, yani yerinden müfrezeler tarafından değil, merkezden, Ankara'dan bu iaşenin yönetilmesi, temin edilmesi yoluna gidilecektir. Vatandan başka sevgili bilmeyenler. Kimisi Balkanlardaki, kimisi Kafkaslardaki doğduğu toprakları, yurtlarını vatan borcu ödemek için askeri okullarda okumak için ayrıldıkları toprakları bir daha göremeyeceklerdi. Balkan savaşlarında, Birinci Dünya Savaşı'nda yitirilen bu topraklar onları da aynı zamanda vatansız, yurtsuz bırakmıştı. Ne zamana kadar? Ankara'ya gelene kadar. Ankara onları çok sıcak karşıladı, bağrına bastı, idam fermanlarına ortak oldu. Ama dahası Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından sonra artık sadece
onların değil, bütün bir milletin umudu, bir kalesi vardı, Ankara. 1 Temmuz 1920'de o zamanki adıyla Sınıf-ı Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı, yani karışık sınıf subay adayları eğitimhanesi açılmış oldu. Abidinpaşa Köşkü'nde sınıf sıra yoktu. Yerlerde bağdaş kurarak ders gördüler. Çevredeki arazide eğitim yaptılar. Hemen aşağıda Süngübayırı sokak vardır. Adı süngü eğitimi alınan yer olduğu için Süngübayırı'dır mesela. İşte milli mücadelenin o en buhranlı döneminde İnönü Muharebeleri, Kütahya, Eskişehir, Sakarya ve daha sonrasında Büyük Taarruz'da alt kademede, yani takım ve bölük komuta edecek olan bu genç zabitlerin yetiştiği ocak burasıdır. Mektebi Harbiye'dir, Mustafa Kemal Paşa'nın onlara seslendiği şekilde. Ne der ilk mezunlara hitaben? Harbiyeliler. Çünkü neden? Der ki, sizlere bugün eksikliklerinden dolayı belki bu okula Mektebi Harbiye diyemiyoruz ama hak ettiğiniz isimle sesleneceğim, Harbiyeliler der. İşte burası da Mektebi Harbiye'nin, yani vatandan başka sevgili bilmeyenlere yenilerinin ekleneceği ocak burasıdır. Abidinpaşa Köşkü'ndeki karışık sınıf zabit talimgahı. Gediz Muharebesi sonrasında düzenli ordu birliklerinin Çerkez Etemi, Çerkez Etemi'nde düzenli ordu birliklerini kaypaklıkla muharebe meydanına bırakıp kaçmakla suçlaması artık bardağı taşırmaktadır. Özellikle Çerkez Etemi'nin Demirci Mehmet Efe ile irtibat kurarak onu da kendi yanına çekmesiyle bu ikili artık Ankara'ya isyan bayrağını açar. Çerkez Etem yolda gelen bir yüzbaşının kendisine indiğinde tutuklanacağını, birliğinin dağıtılacağını söylemesi üzerine apar topar Eskişehir tren istasyonunda ortadan kaybolur ve o andan itibaren artık Etem isyandadır. Tuhaf bir şekilde Çerkez Etem'in isyan ettiği dönemde Yunanlar da bir ileri harekata başlarlar. Kısıtlı bir birlikle, kısıtlı bir kuvvetle İnönü mevzilerindeki Türk ordusunun üzerine yürürler. İlk ileri harekat bu şekilde başlar. Biz 1. İnönü Muharebesi diyoruz. Yunanlar buna Kovalıca Muharebesi derler. O sırada son anda bastırılarak, en azından etkisiz hale getirilip geri püskürtülerek Etem birlikleri, buradaki düzenli ordu alayları peyderpey İnönü'ye kaydırılır ve 1. İnönü Muharebesi dediğimiz süreçte Yunan ordusunun ilerleyişi durdurulur. Artık Ankara hükümeti de bir vakıa olarak kabul edilerek Londra'ya davet edildiğinde Türk delegasyonunu Bekir Sami Bey başkanlık yapmaktadır. Bekir Sami Bey'in bıraktığı izlenim son derece olumludur. İngilizlerle, Fransızlarla, İtalyanlarla normal görüşmelerin dışında ayrı ayrı görüşmeler de yapmıştır. Fakat sorun şudur ki Bekir Sami Bey, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temsil ettiği tam bağımsızlık ve misak-ı milli ilkelerini tam olarak yansıtmaktan aciz kalmıştır. İtalyanlara Toroslar'da bir takım maden imtiyazları, liman işletmeleri, Fransızlara yine aynı şekilde ulaşımla ilgili bir takım imtiyazlar tanıyan bu protokoller tabii Bekir Sami Bey'in Ankara'ya dönüşünde çok ciddi problem haline gelir. Bekir Sami Bey'in imzaladığı protokoller süratle reddedilir. Fransız basınında çok geniş yer tutar Bekir Sami Bey'in görevden alınması. Bekir Sami Bey'in görevden alınmasından sonra Moskova'nın rahatlamasıyla bir süredir sıkıntılı ip üstünde devam etmekte olan Ankara-Moskova görüşmeleri de yeniden başlar. Yusuf Kemal Tengerşek Moskova'ya giderek artık bu işbirliğinin adını resmi olarak koymamız gerektiği yolunda Çiçerin'le görüşür ve 16 Mart 1921 tarihinde Moskova Anlaşması imzalanır.
Moskova Anlaşması'nın fotoğraflarına baktığınız zaman aslında gülen kimse olmadığını görürsünüz. Çünkü çok gergin bir ortamda, çok büyük tartışmalardan sonra en sonunda bir orta noktada buluşulabilmiştir. Ve bu buluşma için ödenen çok fazla bedel de vardır. 16 Mart 1921'de imzalanır anlaşma ama Sovyetlerin bir ricası vardır. Der ki Çiçerin, "Ekselans, sizden bir ricamız var. Evet, bugün bu anlaşmayı imzaladık ama lütfen 2 gün sonra duyuralım. Çünkü şu dakika itibariyle Londra'da da bir başka delegasyonumuz İngilizlerle serbest ticaret anlaşması yapıyorlar." Yusuf Kemal Bey de elbette der, "Halden anlarız. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Yalnız bizim de sizden bir ricamız var. 2 gün sonra duyuracağız ama anlaşmanın üzerinde 16 Mart 1921 tarihi olacak. Çünkü 16 Mart'ın bizim için bir önemi var. Emperyalizmin bizde açtığı en derin yaradır. Onlara bu mesajı vermek istiyoruz. 16 Mart'ta aynı şekilde." Lloyd George talimatı vermiştir. Başbakan Kalekeropulos, General Populas'a sormuştur. "En kısa zaman içerisinde Türklere karşı bir genel taarruz yapabilir misin?" General Populas buna evet demiştir demesine ama aslında orada o evet dediği cevapta bir takım şartları da vardır. Sadece 1500 civarında sağlık personeli ister, süvari ister, yeni tertiplerin silah altına alınmasını ister. Mevcut birliklerle bu taarruzu gerçekleştirmesinin zor olduğunu bilmektedir. Fakat Atina hiç düşünmeden bütün bu taleplere olumlu cevap verir. General Populas hazırlıklarını güya tamamlamıştır. Ama artık geri dönüş yoktur. 23 Mart genel taarruz tarihidir. Fakat o beklediği takviyeler hala gelmemiştir. Tabii Yunanların yapacağı bu harekat artık Ankara için de bir sürpriz olmaktan çıkar. Refet Bey Dumlupınar hattında mevzi tutar. İnönü, Kovalca, Kandilli kısmında da İsmet Bey hazırlıklarını yapmaktadır. Artık General Populas 1. İnönü Muharebesi'nden sonra anlamıştır ki Eskişehir lojistik açıdan Ankara için bulunmaz bir nimettir ve onun için çok çok önemlidir. Ve Eskişehir'i tutan mevziler de burada İnönü hattındadır. O yüzden asıl sonuç arayacağı yerin burası olacağından İsmet Paşa da adı gibi emindir. 27 Mart özellikle çok kritik bir tarihtir. Yavaş yavaş kademeli olarak İnönü mevzilerine, Kovalca, Kandilli hattına çekilmektedir Türk ordusu. Artık Güney cephesinde dayanma gücü kalmayan Refet Bey Afyon'u savunmak için bütün gün mücadelesini verir ama akşam saatlerinde Afyon Yunanların eline geçmiştir. Belki de işlerin biraz çıkmaza girmeye başladığı anda, çünkü zayiatlar çok artmıştır. Mesela bir tümenin mevcudu, 8. tümende yanılmıyorsam, 873 kişiye düşmüştür 2000-2500'lerden. Zayiatlar bu kadar ağırdır. Subay kayıpları yine çok fazladır. Ama Yunanların kayıpları bizden daha az değildir. Sadece bir alaydaki subay kaybı 12 ölü 30 civarında yaralıdır. Bir kara delik gibi özellikle Metris Tepe, İntikam Tepe aynı zamanda Yunan askerlerini de yutmaktadır. Tabii Yunanlılar Türk tarafındaki harbin psikolojisine vakıf değil. Aynı şekilde biz de o tarafta neler yaşandığını bilmiyoruz. Biz artık takatimizin sonunda olduğunu düşünürken aslında Yunanlılar da çaresizliği yaşıyor fakat o sırada biz bunun farkında değiliz. Refet Paşa'nın cephesinde artık muharebelerin durduğunu gören İsmet Paşa, Refet Paşa'dan da acil 8. tümenini ve gönderebileceği, tasarruf edebileceği birlikleri göndermesini, kendisinin de Eskişehir hattına hareket etmesini rica ediyor. Bunun üzerine bu tümenlerin de yavaş yavaş hareketlendiğini gören Yunan keşif uçakları, buradaki direnç artarken üstüne üstlük bir de geriden takviye tümenler geldiğini rapor edince, artık General Populas psikolojisi bozuluyor, pes ediyor, fikren
ve artık geri çekilmeye başlıyor. 31 Mart günü bu geri çekiliş emareleri ortaya çıkınca daha önceden beri İsmet Paşa'nın aklında olan genel karşı taarruz gündeme geliyor. Ve 1 Nisan günü İsmet Paşa General Populas'a beklenen şakasını yapıyor. İşte bu taarruzun sonunda Yunanlar belki de kendilerini felakete götürecek o onur gurur meselesi yapma ve artık bu işi bir şekilde bitirmeliyiz düşüncesine saplanmalara neden olan noktaya geleceklerdir. Ama günün sonunda İsmet Paşa'nın Ankara'ya göndereceği telgraf 2. İnönü Muharebesi'nin sonucunu, zaferi müjdeleyecektir. İnönü'de alınan zaferin en önemli sonuçlarından bir tanesi de bunlardı. Şöyle ki, evet Sovyetlerle, Sovyet Rusya'yla bir işbirliği vardı. Onlarla ortak düşman karşısında, ortak çıkarlar etrafında, ortak bir amaç için beraber bir mücadele veriliyordu. Fakat bu süreç çok sancılı ilerlemişti. O nedenle Ruslardan gelen yardımlarda hem maddi hem askeri yardımlarda kesintilerle küçük miktarlarda azar azar yani asla Ankara'yı memnun etmeyecek bir seviyedeydi. 16 Mart 1921'de Moskova'da imzalanan antlaşmayla zaten işbirliğinin resmi olarak adı konmuştu ve Sovyet Rusya Misak-ı Milli'yi resmen tanımıştı. İkinci İnönü zaferiyle beraber Sovyet Rusya doğru bir hamle yaptığını, doğru bir işbirliğine girdiğini ve doğru yere yatırım yaptığını fark etti. İşte 2. İnönü zaferinden sonra bu gördüğünüz Rus yapımı top gibi pek çok savaş araç gerecinin daha düzenli şekilde ve ihtiyaç hasıl oldukça sürekli bir şekilde geldiğini göreceğiz. Milli mücadele ile ilgili sosyal medyada en sık karşılaştığınız palavralardan bir tanesi İngiliz'le savaşmadık ki. Şimdi milli mücadele boyunca İngilizlerin başını en çok ağrıtan şeylerden bir tanesi hani o savaşmadığımız İngilizlerden aldığımız ama savaş esiri olarak tanımlanan 32 İngiliz asker, subay. Bu esirlerin durumu nedir? Gerçekten İngilizlerin başını çok ağrıtır. Çünkü milli mücadelenin özellikle başlarında, İngilizlerin yazışmalarında, raporlarında sıkça şu ifadeleri görürsünüz. Kemalistler, milliyetçiler, Türk milliyetçileri, başıbozuklar, Kemalist çete. Ama asla ve asla ciddi bir hükümet gibi muamele etmezler, bu şekilde anmazlar. Burunlarından kıl aldırmazlar. Ne zamana kadar? İşte 1921 yılı ortalarında artık bu esirlerin durumu bir kangren haline gelmiştir. Lordlar Kamarası'nın avam kamarasından talepleri bu esirlere dair diplomatlarla İngiliz askerleri karşı karşıya getirir. Diplomasi taviz vermemek taraftardır Lord Curzon ekolü. Halbuki askerler ne pahasına olursa olsun İngiliz onurunu kurtarmak için artık bu esirlerin geri alınması gerektiği yolundadır. En baştan itibaren Mustafa Kemal Paşa'nın tavrı nettir. Hep'e karşı hep. Yani İngilizlerin işte siz bütün 32 esiri de serbest bırakın, biz de uygun gördüğümüz tehcir suçlusu da olmayan 10-15 tane milliyetçiyi bırakırız gibi yaklaşımını kökten reddeder ve der ki elinizde kaç tane Malta'da esir olduğu önemli değil. 150 ise 150. 150'sini bırakırsınız, karşılığında biz de elimizdekilerin hepsini bırakırız. Yani hep'e karşı hep. Bundan hiçbir zaman taviz vermez ve İngilizlerle 1921 yılı Ekim ayına kadar süren Altakke, Verkülah ama asla taviz vermeyen bir Türkiye, İngiltere'nin ustası olduğunu iddia ettiği diplomasi savaşında kozlarını kora kor paylaşırlar. Ve artık öyle bir an gelecektir ki İngilizler mecburen Ankara'yı tanımak ve onunla masaya oturmak zorunda kalacaktır.
General Populas, Yunan hükümetinin yüzünü kara çıkartmıştır. Lloyd George'a verilen söz tutulamamıştır. Neydi? Sevr Anlaşması'nı kabul edecek şekilde Ankara hükümetinin burnunu sürtmek. Ankara hükümetinin ordusunu yenmek. İkinci İnönü Muharebesi bu sonucu doğurmadı. Peki ne olacak? Artık bir yerden sonra olay Lloyd George'a İngilizlere verilen söz olmaktan çıkmıştır. Yunanistan'ın Anadolu'daki varlığı artık bir yerde karşılarındaki Türk ordusunu tamamen ortadan kaldırmaya bağlıdır. Çünkü bilmektedirler ki bir şekilde bu ordu daha da güçlendikçe ki Sovyet yardımlarıyla geliştirdikleri diplomatik temaslarla bu giderek Yunanistan'ın aleyhine dönmektedir. Ve eninde sonunda karşılarına dikilip mevcut bulundukları Milin hattının batısında da kalmalarını zorlaştıracaktır. İşte bu şartlar altında General Populas ta 2. İnönü Muharebesi'nden önce talep ettiği desteği de Yunanistan'dan alarak yeni tertipler silah altına alınarak ve beklediği diğer savaş donanımlarına sahip olarak ordusunun mevcudunu ve savaş gücünü giderek artırarak son nihai bir darbe vurmaya karar verir. Ve 12 Temmuz günü muharebeler bu şekilde başlar. Yunan orduları bu stratejiyi sağlayacak şekilde bir baskın taarruzu Türk tarafına sezdirmemek için farklı tarihlerde yola çıkmışlardır. Birbirlerini takip edecek şekilde ve eş zamanlı olarak taarruza başlarlar. İnegöl kesiminden yapılan taarruzu asıl taarruz olduğunu düşünerek İsmet Paşa uzun süre İzzettin Bey'in grubunu oradan ayırmaz. İşte belki de en kritik hata bu olur. Yani İzzettin Bey grubunun üzerine gelen Yunan kuvvetlerini asıl kesin sonuç arayan kuvvetler olduğu fikrinden uzun süre kurtulamaz İsmet Paşa. Ve gerekli ihtiyatları o bölgeden, oranın gösteriş taarruzundan ibaret olduğunu fark edip Kütahya güneyine zamanında kaydıramadığı için giderek 14 Temmuz'dan itibaren Kütahya güneyinde işler sarpa sarmaya başlar. Birlikler aslında bütün gücüyle dayanmaktadır. Daha da güneyde Afyon kesiminde Deli Halit Bey grubu vardır. Onlar da 57. Tümenli özellikle canla başla direnirler. Fakat bir yerden sonra artık kuşatılma tehlikesi altına girince birlikleri, onlar da kademeli olarak işte şu anda bulunduğumuz bölgeye, yani Yumruçal, Nasuhçal bölgesine, oradan da biraz daha doğuya kayarak kanadı kapatacak şekilde intikal ederler. Artık 14 Temmuz akşamında muharebe en şiddetli safhasına ulaşmıştır. 15 Temmuz sabahı olduğunda ise yaşanacak bazı şeyler psikolojik olarak da Türk ordusunu ve komuta kademesini fazlasıyla etkileyecektir. Çok geniş bir cephe hattından taarruz etti Yunanlılar. Çok da fazla kuvvetle. Bir kere her şeyden önce kuvvetler arasında bir ciddi dengesizlik vardı. 11 tümen, toplam 5 kol halinde geldiler ama her Yunan tümeninin yaklaşık 5500-6000 tüfekten oluştuğunu düşünün. Top sayısı çok fazlaydı. 300'den fazla topları vardı. Türk tümenlerine baktığınız zaman normalde öngörülen kadrolar yaklaşık 3600-4000 ama mevcut tüfek sayısı 2500 ila 3000 arasındaydı her Türk tümeninde. Koyunçaltepe, hemen arkamda gördüğünüz Yumruçal, Nasuhçal ve Hasançal'dan oluşan hat asıl Yunanların hedefindeki ana merkez burasıydı. Taarruz siklet merkezi burasıydı. 14 Temmuz gecesi normalde bulunduğum tepe Yunanların eline geçmişti. 15 Temmuz sabahı ne oldu? 15 Temmuz sabahı Kemalettin Sami Bey'in derhal gidip o mevzilere işgal et ve eğer Yunanlar varsa tard et, orayı ne olur ne yap et, mutlaka savun Nazım dediği Nazım Bey, Yarbay Nazım Bey birlikleriyle buraya geldi. Karargahıyla
Yumruçal Tepe'ye yaklaştığında emniyet alınması gereken ön hatlarda bile 40. alayın henüz gelip yerleşmediğini gördü. 58. alay mevzilerine girmişti ama 40. alay hattında sıkıntı vardı. Hemen o bölgeyi işgal edip Yunanlara karşı en azından alay gelip yerleşene kadar tutabilmek için harekete geçtiği anda işte zaten bu bölgeyi almış ve geceyi burada geçirmiş olan Yunan 5. tümeninin bir öncü müfrezesi, makinalı tüfeği karargahı hedefine oturttu ve o yaylım ateşten çok fazla kurtulan olmadı. Kurmay başkanı ağır yaralanarak Yunanların eline düştü. Karargah subaylarının pek çoğu şehit oldu ve maalesef Yarbay Nazım Bey de çok ağır yaralanmıştı. Bütün dengeleri bozan bir olaydı bu. Zaten çok kritik bir bölgeydi ve artık bu olaydan sonra Kütahya mevzilerinin müdafası en azından bu savunma hattı üzerinde mümkün görülmüyordu. Çok acil önlemler alınmaya çalışıldı. Mesela Fahrettin Altay komutasında süvari kol ordusu teşkil edildi. Ama artık 17 Temmuz gecesi burada Kütahya mevzilerinde yapacak çok fazla bir şey kalmamıştı. Tek şans bozulmadan, hırpalanmadan bir şekilde Eskişehir Seyit Gazi hattına çekilerek orada savunmayı tekrar kabul etmekti. Yarbay Nazım Bey, Emir Eri tarafından bir atın sırtında Yumruçal'dan Ahiler yolu aracılığıyla buraya, Çöğürler'e getirilir, Çöğürler köyüne. Şu anda bulunduğumuz yer Çöğürler Nazım Bey tren istasyonu. Vatandan başka sevgili bilmeyen, hayatta anacığından başka kimsesi olmayan ve Dünya Savaşı boyunca cepheden cepheye savrulmuş, her yerde dövüşmüş, ordunun en sevilen komutanlarından biri, askerlerinin baba gibi gördüğü o gencecik komutan burada vatana eklenir. Mustafa Kemal Paşa altüst olur. En sevdiği, en güvendiği o gencecik kumandan artık yoktur. Nadir gözyaşlarını tutamadığı bilinen anlardan biridir onun şehadet haberini aldığı zaman. Ankara'da milletvekillerinden tutun bütün ordunun üst kademesi de altüst olmuştur. Kütahya'dan Eskişehir Seyit Gazi hattına bir bozgun havasında çekilir ordu. Yol yordan bilmeyen, hayatında belki de ilk defa adını duyduğu bu topraklara gelen asker de dağılarak, kalabalık neredeyse oraya doğru hareket ederek çekilmeye başlar. Hep anlatılan 30 bin firar olayının perde arkasında biraz da bu vardır. Yani o askerler vatan hizmetinden kaçtığı için değil, onlara emir verip nereye gideceğini söyleyen bir komutan başlarında kalmadığı için kaybolarak o akşam nereye gittiğini bilmeden kalabalığı takip etmişlerdir. Nitekim daha sonra yollardan döküntü olarak toplanarak birliklerine bunların bir kısmı iade edilecektir. Ama ne olursa olsun o Kütahya'dan Eskişehir istikametine çekiliş tam bir bozgun havasındadır. Silah açısından çok fazla kaybımız vardır. 7 top kaptırmışızdır düşmana. Çok fazla makinalı tüfek kaybımız vardır. Ama bunların hepsi yerine konabilir bir şekilde, sadece zamana ihtiyaç vardır. Evet, tuhaf bir durum. Kütahya-Eskişehir muharebeleri bir yenilgidir Türkler için. Doğru mu? Doğru. Çok büyük, ağır, yara aldık mı? Aldık. Ama Yunanlar için de bir zafer değil. Nedeni şu, zafer olabilmesi için hedefine ulaşması lazım. Koyduğu hedef neydi? Türk ordusunu ortadan kaldırmak, imha etmek. Onun siyasi dayanağına zarar vermek. Ama bunları yapabildiler mi? Hayır. Çok ağır yara verdiler ama zararı hiçbir zaman o son noktaya getiremediler. İş yarım kaldı. İşte bu nedenle hedeflerine ulaşamadıkları için ne Yunanlılar zafer kazanmıştır ne de biz. Ortada tuhaf bir durum vardır. Ama çok ciddi anlamda bir hazırlık süreci olmaksızın gelecek Yunan dalgasının karşısında durmaksa o an için 22 Temmuz için imkansızdır. 22 Temmuz'da ama kararlı bir sarışın kurt vardır. Ne yapar?
daha Türk ordusu yeni Sakarya doğusuna çekilmeye başladığı sırada bir kurmay binbaşı ile bir kurmay yüzbaşıyı Sakarya Nehri boyuna gönderip orada mevzi etüdü yaptırır. Hazırlanacak siperlerin yerini belirlettirir. Ve aynı zamanda bir harita ekibi oraya göndermiştir. Bütün cephe hattının hassas 1/50.000'lik, 100.000'lik haritasını oluşturmaları için. Bu neden gerekli? Çünkü harita olmadan subayın dövüşmesine, askerin dövüşmesine imkan yoktur. İşte ilk başlangıç olarak en temel şeyi yaptırır. O harita elimizde olacak, nereyi savunduğumuzu bileceğiz. Her şeye ABC'den başlayarak, en baştan başlayarak sıfırdan çok ciddi bir savunma stratejisi kuracaktır. Ve işte belki de bir komutanın cepheye, muharebeye ne kadar etkisi olabilirin en güzel örneği de Sakarya Meydan Muharebesi olacaktır.